Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk jetlerine tacizlerine devam ediyor. Görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atıldı. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından gönderilen bilginin ayrıntılarını şimdi Ankara'dan Sahliya Çolak'tan alalım. Evet, Milli Savunma Bakanlığı kaynakları o taciz olayının ayrıntılarını açıkladılar. Neler yaşandı? 23 Ağustos'ta Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçaklarına Girit Adası'na konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atıldı. Burada S-300 sistemine ait hedef, takip ve füze güdüm radarı Rodos Adası batısında 10.000 fit irtifada keşif görevi sırasında F-16'lara yerden havaya füze kilidi attı. Taciz bir süre devam etti. Bu tacize rağmen Türk uçakları görevlerini yerine getirdi planlandığı şekilde ve üstlerine emniyetle döndüler. Ancak bu olay Yunanistan'ın söz konusu bataryaları aktif olarak kullandığını ortaya çıkardı. Zira özellikle Türkiye'nin S-400 sistemi tedarik sürecinde NATO ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen tepkilere işaret ediyor savunma kaynakları. Bu füze radar kilidi atılmasına yönelik olarak NATO angajman kuralları sistemine göre düşmanca hareket olarak nitelendiriliyor. Zira NATO müttefiki iki ülke arasında kabul edilemeyecek bir girişim olarak nitelendiriliyor. Bu denli bir taciz radar kilidi atılması. Türkiye'nin bölgesel hava savunma sistemini ve güvenliğini daha etkin hale getirmek maksadıyla S-400 sistemi tedarik etmesinin ardından bazı NATO ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen tepkileri işaret etti. Güvenlik kaynakları Yunanistan'ın söz konusu sistemin bir önceki versiyonunu 23 sene önce tedarik ettiğine işaret etti kaynaklar. Aynı zamanda Yunanistan'ın NATO müttefiki bir ülkenin savaş uçaklarına Rus yapımı S-300 sistemiyle kilit atmasının NATO'nun müttefiklik ilkelerine aykırı olduğunu ve Batı ülkelerinin bu konuda çift taraflı bir politika sergilediğini vurguladı. Burada özellikle güvenlik kaynakları buradaki çifte standarda işaret ettiler. Yunanistan ilk denemeyi 2013 yılında yapmıştı. Ne olmuştu? Rus yapımı S-300 sistemi 1997-1998 yılları arasında Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından Kıbrıs'a konuşlandırılmak istenmişti. Ancak Türkiye'nin itirazları üzerine 1999 yılında Yunanistan'ın Girit Adası'na konuşlandırılmıştı söz konusu sistem. Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi 4 sistem ve 8 fırlatma rampasından oluşuyor. Aynı zamanda füze menzili yaklaşık 80 mil. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre Yunanistan bu sistemi ilk olarak 2013 yılında Beyaz Kartal tatbikatında kullanmıştı. Burada özellikle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da birkaç gün önce yaptığı açıklamaya dikkat çekmek gerekiyor. Zira Akar Yunanistan'ın bu tür girişimleri karşısında tarihi bir uyarıda bulunmuştu. Akar büyük zaferin, büyük taarruzun, büyük zaferin 100. yıl dönümünün kutlandığı bu günlerde o tarihi günlere işaret ederek, o büyük zafere işaret ederek Yunanistan'ın tarihten ders alması ve hüsranla sonuçlanacak yeni maceralar peşinde koşmaması gerektiğini işaret etmişti. İşte Akar'da burada Yunanistan'a tarihi bir uyarıda bulunmuştu. Ancak geçtiğimiz günlerden bu yana devam eden Yunan tacizi, Türk uçaklarına dönük taciz devam ediyor. Ancak son taciz olayında aktardığımız gibi S-300 füze sisteminin kullanılmış olması Yunanistan tarafından önemli bir gerçeği ortaya çıkarmış oldu. Bu bataryaların aktif olduğu ortaya çıkmış oldu ve Yunanistan tarafından kullanıldığı ortaya çıkmış oldu. Zira burada güvenlik kaynaklarının işaret ettiği önemli bir nokta, Türkiye kendi güvenlik sistemini güçlendirmek için S-400 hava savunma sistemi almaya çalışırken, bununla ilgili işlemler, süreç devam ederken Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'dan bunun NATO ilkeleriyle, NATO'nun sistemiyle uyumlu olmayacağı, buna aykırı olacağı noktasında ciddi yaptırımlar, tepkiler geliyordu. İşte bu noktada Yunanistan'ın bu sistemi kullandığı ve Türkiye'ye karşı da radar kilidi atarak kullandığı ortaya çıkmış oldu bu son olayla birlikte.